Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda e, mutluluk veren coin Ethereum ile başlamak istedim. Ethereum nedir? Ethereum Bitcoin'in teknolojisi eski deyip ortaya çıkmış bir coindir ve bu coin ekran kartı fiyatının e, bu fiyatlara gelmesini sağlayan coindir. Çünkü madenci arkadaşlar genelde bu coinden kazar ve Ethereum fiyatı arttıkça madenci arkadaşların geliri de artacağı için ya mining sistemlerini büyütmek ister ya da yeni kişiler bu işe girmek ister ve bu şekilde Ethereum fiyat arttıkça ekran kartı fiyatları da otomatik olarak artar. Şimdi bu videodaki hiçbir şey al-sat tut tavsiyesi içermez. Tamamen benim kendi yapacağım hareketlerden hareketlerden bahsediyorum. Benim kendi fikirlerim bunlar. Ona göre video izlerseniz sevinirim. Şimdi Ethereum'da Ethereum'da hedefin ne? İşte Ethereum Bitcoin'i geçer mi gibi sorular var. Ee, size şunu kesin olarak söyleyebilirim arkadaşlar, hani Ethereum'un fiyatı Bitcoin'i geçemez. Ee, hani bunu neye dayanarak söylüyorsun? Ethereum kötü mü? Dersen Ethereum kötü değil. Ben de Ethereum'un Bitcoin'i geçmesini isterim ama e, hiçbir şekilde geçemez şu an için. Nasıl buna ulaştım? Şuradan Coin Market yazıyoruz. Coin Market Cap yazdığımızda e, bakıyoruz ki e, Bitcoin'den piyasada yani arz edilen miktar 18 milyon. Ethereum'dan ise 115 milyon tane var. Yani bunlar piyasadaki dolaşım oranları. Yani 118 milyon BTC'den daha fazlası piyasada yok. Ethereum'dan da 115 milyondan daha fazlası piyasada yok şu an için. Ee, peki e, neye göre geçemeyeceğini söylüyorsun dersen, şimdi bu bu kadar arzına, bu kadar arza e, market cap'in yarı parası Bitcoin'le. Bitcoin'in geldiği değer 60 bin dolar. Hani yarı parası değil, total 2'nin düşmesiyle tabii ki Bitcoin'deki para. %46 totalin düşmesi, totaldeki para yükseldi ama Bitcoin'deki para azaldı. O yüzden %46'sı bu paraya tekabül ediyor. Yani bunun iki katı para var desek piyasada. Toplam bütün paradan bahsediyorum piyasa Coin Market Cap'teki. E, herkes her şeyini satsa Bitcoin 0 TL, 0 dolara düşse, her şey 0 dolara düşse, millet elindeki dolarları bile tutmasa, herkes her şeyle Ethereum alsa, e, burası 2 milyar yani 2 Hani artık bu rakam nasıl okunuyor bilmiyorum. Çok büyük bir değere ulaşmışız. O değerler geldiğinde hiçbir şekilde Ethereum'un fiyatı Bitcoin seviyesine ulaşamıyor. Çünkü 2 milyar giriş olduğunda 6 katı olması lazım. Bunun yani oranlarsak 6 katı olduğunda mesela burada market cap değeri Ethereum'un 6 katı olduğunda o zaman ancak 60 bin dolar seviyeleri gözüküyor. Bu da şu an için hani marketteki olan bütün parayı bile ethereum'a geçirdiğimizde imkansız. Peki ee, ben de isterim ethereum'un o seviyelere gelmesi. Sonradan belki ilerleyen günlerde geleceğin teknolojisi para artacak. Ethereum'a para girişi daha da çok olacak. Herkesin her şeyi satmasına gerek kalmadan ethereum'un değerleri belki de 60 bin dolarları görecek. Belli olmaz yani ama şu an için öyle bir durum söz konusu değil. Şimdi ben ethereum'da benim de yüklü miktarda bakacağım ethereum'da. Ethereum'dan ben ne zaman çıkarım? Ethereum'da hedefim ne? Ben Ethereum'da hedefim 4700 dolar, 4600 dolar seviyelerini görmek. Peki ne olursa ben bu işlemimi kapatırım. Yani genelde trade'lerimi hep bu şekilde yaparım. Yani gelirim alttan bir tane trendimi çekerim. Yükselen trend. Çünkü belli zaten Ethereum'un yükselen trendde olduğu. Bu yükselen trend kırılmadığı sürece ben Ethereum çok yükseldi ya buradan düşecek deyip hiçbir şekilde Ethereum'umu veya X coin'imi X coin'imi satmam. Çünkü buradan düşecek dersin. Trendin kırılmamış. Bütün her şey düzgündür. Sen buradan düşecek dersin. Gider yeni bir zirve yapar. Sen buradan düşecek dersin. Gider yeni bir zirve yapar. Yani para yükselişte kazanılır. Yükselen bir şeyi yükselen değer kazanan bir şeyi satmazsın abi. Yani bu sistem bu şekilde ilerliyor. Şimdi Ethereum'da ne olursa ben satarım. Açarım abi göstergelerimi. Şuradan 20, 50, 200 günlük göstergemi. Onun dışında MACD'yi mi açarım? MACD'yi de çok kullanan var. Yani siz de MACD'yi kullanıp e, kendi coinlerinizde etki yaratabilirsiniz. Çünkü MACD'yi kullanan çok kişi olduğu için e, piyasaya etkisi de büyük oluyor. Mesela bakın. Şunların hepsini bir kaldıralım. Çizimleri kaldır. MACD, MACD al vermiş. Yani ben MACD al vermiş. MACD al verirken ben kendimi güvende hissederim. mu satma? trendim bozulmamıştır. Ethereum'u satmam. Peki Ethereum diyelim ki olası bir durumda düştü. Trend kırıldı. Ben satar mıyım? %2 %3 düşer. Ben o zaman işlemden çıkarım. Ama şu alt ortalamaya alt ortalamayı test ederse Ethereum ben mesela Ethereum dedim alt ortalamayı test etsin öyle çıkacağım. Oradan da dönebilir. Mesela ondan sonra dedim ki ben Ethereum'u seviyorum abi. Elimden çıkartmak istemiyorum. Ondan sonra pat dedi alt, alt ortalamaya düştü. O zaman hani hani işlem yaparım alt ortalama kırılınca çıkabilirim. Siz de bunları uygulayabilirsiniz. Onun dışında benim metalyumum um varken ben nelere bakıyorum? Giriyorum Bitcoin'e bakıyorum. Bitcoin'e geliyorum. Bir tane düşen trendimiz vardı şurada. Düşen trend 3 kere çarptı. Burada bir düşen olduğunu varsaydık. Düşen trendde olduğunu varsaydık. Önceden hatta şöyle çarpmıştı. Şöyle çarpmıştı. Böyle bir düşen trend vardı. Bunu kırdı. Biz de 3 kere çarpınca düşen trendimizi buraya çektik. Bitcoin e, olumlu. Bitcoin'e bakarım. Bir Ethereum um varsa Bitcoin'e şuradan da böyle bir şey çekerim. Yükselen trend çekerim. 3 kere değdiririm yükselen trendimi. Buraya koyarım. Bitcoin'de de hani Bitcoin'de de sıkıntı yok. Aa burada bir de golden cross oluşumu var. Yani golden cross nedir? Golden cross e, hisse senetlerinde de benim çok işlemim var. Hisse senetlerinde çok zor oluşan bir şey ve oluştuğunda da çok yüksek değerler kazanan bir muhabbet. Yani 20 günlük ortalama el 200 günlüğü alttan kesecek. O zaman oluşuyor. Onu, o oluştuğu takdirde güzel bir yükseliş bekleriz. Yani o liste senetlerinde çok etkisi oluyor. Tabii bu piyasada 7.24 açık. Sürekli açık olduğu için etkisi o kadar o kadar oluyor. Yine oluyor ama o kadar da fazla şey yapmamak lazım. Yine yine bizim için olumlu bir göstergedir ama o kadar fazla da hisse e, senetlerindeki bir, bir her şeyimi satıp basayım yapmamak lazım. Bitcoin de olumlu. Yani ben şu an elimdeki malı çıkarmak için ya da coin'i çıkarmak için hiçbir gösterge bulamıyorum. Açıyorum ee, MACD'yi. MACD de Bitcoin için al sinyalleri veriyor. Ben bu şekilde elimdeki Ethereum'u satmam. Ama 1700 dolar hedef verdim. Pardon 4700 dolar hedef verdim. 4700'e Hani oraya gelecek oradan pat diye hepsini satacağım böyle bir dünya yok yani 4750 dolara gelir O zaman da ethereum böyle olumludur ben hala elimdeki ethereum'u çıkarmam her şey böyle olumluyken e, Elimdeki malları çıkarmam coin'i satmam bu şekilde ilerlerim Eğer e, bu trendimiz gitti 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 böyle buralar kaç çek 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 Gittik 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 böyle işte geldi bu trend üzerinde ethereum Şöyle çekelim. Ethereum geldi geldi geldi. 4750 dolar benim hedefim var. Böyle geldi geldi geldi. Trend üstünde geldi geldi geldi. Çıkıyor. 4000 dolar da burayı kırdı aşağıya. Ben hala 4750 dolar diye ısrar etmem. Buradan %2 %3 düştüğü an trendimin altına. Ben işlemimi kapatırım. Kafam rahat yatarım. Bu şekilde ilerliyor sistem. Yani siz de bunları uygulayarak güzel paralar kazanabilirsiniz. Hani bu işi öğrenmek isterseniz. Bu işin e-kitapları, teknik analiz e-kitapları hepsi mevcut. Onlara bakarak daha da ilerleyebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. E kanalımı takip ederek beni 1000 aboneye ulaştırıp canlı yayın yapmamı sağlarsanız e çok makbule geçer. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.